Sevgili seyirciler, Politik Bakış Programı'na iyi akşamlar. Bugünkü konuğumuz Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar. Mehmet Kanar'la Mustafa Kemal Paşa'ya yapılan yatırımları konuşacağız. Öncelikle Sayın Başkanım, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Davete sizin. Ben de teşekkür ederim, memnun olurum. Biz tabii ki siz geçen hafta içerisinde sizle beraber bir Ankara yolculuğumuz oldu. Ondan sonra da geçen hafta içerisinde Mustafa Kemal Paşa'ya geldik. Biz sondan başlayalım. Mustafa Kemal Paşa değişim başladı diyoruz. Yeni dönemdeki ilk icraatları ortaya koyan belediye başkanısı aslında baktığımızda genel anlamda, büyük anlamda baktığımızda. Sondan başlayarak devam edelim aslında. Muradiye Sarnıcı'ndan başlayalım. Evet. Gerçekten güzel bir yatırım olmuş. Mustafa Kemal Paşa'nın alternatif, ben kendi yazımda yazdığım için ekoturizm tesisi olabilecek bir yer tepesine sığıştı. Ama oradan başlayalım Sayın Başkanım. Nasıl gerçekleşti bu ölü yatırım yormak sınır içerisinde? Evet. Şimdi Mayıs ayı meclisine geldiğimizde, ilk seçildiğimizde bu projenin TANAP'ın geçtiği yerlerde doğayı bozduğu ve bunun için sosyal proje yapıyordu gördük ama önceki dönemden bunu yetiştiremediğini ve yapılmadığını görünce biz bunu yetiştiririz diye düşündük. Hemen sağ olsun Mustafa Eskin milletvekilimize başvurduk. O da Ankara'ya uğraştı. Sulu özetimi aldı. Alınca, yani 5 aylık kısa bir sürede tarla olan yerden, bitmiş bir yatırımda sıfırdan Muradiye Sarnıcı köyünde zaten. Muradiye Sarnıcı'da tarla olan bir yerden sıfırdan ilçemizin 100 bin nüfusu var. Hafta sonunu kahvaltı edebileceğimiz veya akşamı yemeğe gidebileceğimiz yer yok. Böyle bir iteş olduğunu düşündük. Hemen derhal girdik mücadeleye. Ama çok güzel bir yer oldu. Çocuk oyun bahçeleriyle, ki Bursa'da yok oyun bahçesi. Açık hava sineması, okçuluk merkezleri, restoran harika oldu. 5000 metrekare yeşil alanı var. Harikulade bir tesis oldu. Herkesi bekliyoruz Bursa'da. Aslına baktığımda 10 dönümlük bir arazide kullanılan bir alan bir baktığımızda. Bir tarafında macera parkı, bir tarafında çocuk parkı, tabii. Kamelyalar etrafında. Evet. İçeride ızgara salonu, yemek salonu. Bir de bana göre en önemlisi sizin bir yönünüz var. Biz bununla ikili konuşmalarımızı bildiğimiz için çevreci yönü, çevreye karşı kesinlikle sorumluluğumuz var diyoruz. Bu bizim çünkü çocuklarımıza emanet aldığımız geleceğini diyorsunuz. Evet. Çevreye de bozmadan yapılan bir yer. Bu çok çok önemli bence. Hiç, dediğiniz gibi hassasiyetim belli. Aynı zamanda bir yol daha yaptık ki sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş da tam 1,5 milyon TL civarında bir asfalt ve su uçtuğu kestirme bir yol yaptı. Köprü de yaptık orada. Hem köye faydamız, oraya kırsalmalıya faydamız oldu. Hem de su uçtuğun alternatif bir yolu oldu. Hem tesislerimiz oldu. Hem su uçtuğu gezen yorulan insanlarımızın kahvaltı ve yemek yiyebileceği bir mekan yaptık. Arkadaşlar zaten muhtemelen birazdan o görüntüyü de koyacaklar. Evet. Muradiye Sarnıcı Köyü ile ilgili kültürel tezi. Baktığımız aslında bunu buraya koymasa bile şu da bence çok çok önemli. Sizin o hemen tepede su uçtu var. Su uçtu konusunda biraz hassasiyetiniz var çünkü çok şu önemli anlamda baktığımızda. Su uçtu bozulmasın özel, yani tabii ki ufak tefek düzenlemeler olacaktır bu anlamda. Onunla ilgili çalışmalar. Su uçtu ile ilgili hangi çalışmalar yapıyorsunuz? Özellikle su uçtuğunun potansiyeli artıracak bir yer olarak da görüyorum ben şeyi, tesisi. Tabii ki. Yani zaten onunla entegre oldu burası. Biliyorsunuz su uçtu milli parklarda. Milli parkların burada çok büyük hassasiyet var. Bizim gibi hassasiyetimiz var. Bu hassasiyeti nereden? Burayla ilgili bir proje yaptık. Şu anda Bursa'dan geçti, Ankara'ya gitti. Önce su uçtu'da bir seyir tarafı yapacağız. Bir iki yerde. Akabinde mescitlerimizi yapacağız. Normalimiz ve VC'lerimizi yapacağız. İhtiyaç çok bunlar. Önemli. Akabinde de sağ olsunlar kendileri de eklediler. 15 evlilik bir bungalov ev geçerse uygularız eğer Ankara'dan. Ve karavan otoparkı da geçireceğiz buradan. Böylece orada kalanlarına edebilen ama yemek de Muradiye Sarnıcı sosyal tesislerini yiyebileceği, ortamı dinlenebileceği bir rekreasyon olacak ve bütünleşecek su uçtuyla birlikte. Su uçtu, bana göre bırakın Bursa'nın, Türkiye'nin cazip merkezi olacak Allah izin verirse. Yani bu anlamda baktığımızda su uçtu. Rakamlar belki biliyorsunuz ama geçen sene içerisinden başlayıp bu sene toplam su uçtuyla ne kadar ziyaretçi geliyor? Şu anda 40 bin araba geçmiş oradan. Bizim aldığımızdan beri, seçimden sonra. Ve dolayısıyla buraya gelen turist sayısı da azımsayacak seviyede. Hem ilk açtığımızda siz de oradaydınız sanırım. Evet. Malezyalılara, Singapurlular geldi. Evet, evet. Singapurlu bir de teşekkür etti. İkinci defa geliyormuş. İyi ki buraya böyle bir şey yapmışsınız. Teşekkür ettiler kendileri yani. Çünkü bir de şu var. Bir baktığımızda bizim internet noktamızda Müslüman Türk toplumu, Müslüman topluma hitap ediyor baktığımızda. Özellikle Arap coğrafyasından, Malezya coğrafyasından, Müslüman coğrafyadan baktığımızda alternatif anlamda denize gitmeden için çok mükemmel bir yer diye bakıyoruz. Kesinlikle net. Ya bu yüzden de hem de oranın sağ olsun hem Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim Kültür Tanıtım Birliği'ni belediyelerini aldı. Bunları Güney Kore'de ve bütün dünya fuarlarında su uçtuğunu ve teslim tanıtıyor şu anda. Şu an çok çok önemli. Çünkü Güney Kore'de, çünkü önümüzdeki yıl muhtemelen Bursa'da Güney Kore yılı ilan edecek gibi gözüküyor. İnşallah. Ben kişisel kanaatim bu. Ben aslında yavaş yavaş Ankara'ya doğru geçmek istiyorum. Ankara'da evet. Baktığımızda son yıllarda
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Bakan'dan en fazla yatırım alan, bütçesi alan belediyelerden bir tanesiniz. Hatta belediyesiniz diye ifade edelim. Ama ondan sonra da orada o süreç kalmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desin. Yani 7'den sonra saymayı unuttunuz. Neden kalmadı yani, öyle diyelim yani. Evet, yani şimdi şöyle. Aslında bunun hepsini... Onlara değinelim çünkü hepsine tek tek. Tabii, şunu değinelim. Bunların hepsinin bir background'ı, bir altyapısı var. 7 aydan beri biliyorsunuz her projenin bir altyapısında kamu kuruluşu görüşleri var, devlet su işlerinin tanımının görüşü var, ormanın görüşü var. Bunları biz 7 ayda hazırlanıyorduk. Gece 11'e kadar çalışıyoruz. Işıklarımız sönmüyor. Dolayısıyla... Arası eve gidiyoruz mu? Çocuklar geliyor mu ya? 27 günden beri eve gitmiyormuşum. Yani akşam yemeğimi evde yemiyormuşum. Hanım kızıyor artık. Ramazan'da gelirse bir iftar davet eder belki. İnşallah bekleriz. Yok sizi davet eder yani. haber olunca bir hani ne oluyor, ne geldi, yeni gelen ne yapacak gibisinden ilçede tabii her yerde olduğu gibi böyle bir endişe gibi oldu ama 7 ay sonra neticede doğru projelerle, doğru altyapıyla bakanlığımız önüne gittiğimiz zaman bunların hepsini tek tek geçirdik. Tabii bu da şey de önemli, yani çalışıp anlatmak ve bakana bunu lanse edebilmek de önemli. Doğru izah edebilmek. Doğru anlatmak. Bunun da tabii mühendis olmamın sebebi var. Teknik insana bunu iyi anlatabilmemiz sebebimiz var. Ve doğru çalışmamızın yöntemi var. Bir de bölge milletvekili Sayın Mustafa Esin'in bu konuda çok faydası oldu. Allah razı olsun. Aslında onlar, ben onlar 7 tane tek tek buradan, Bursa'dan belki Mustafa Kemal Paşa da dahi ya bunlar ne diyenler var bizim. Çünkü yöreyi ben bildiğim için aslında rekreasyon alanı var. Bunları tek tek bir kere sıralarsa en azından insanların tabii bir duysun. Yani bu icatı önemli icat ediyorum ben çünkü Sayın Başkan. Çok önemli bunlar. Şöyle bir tane zaten biliyorsunuz atıl durumda kalacak seviyeye gelmiş Gençlik ve Spor Merkezi vardı. Tam 14 milyon TL buraya sağ olsun Büyükşehir. Beton yığını olacaktı aslında. Beton yığını kalacaktı. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte çalışarak 14 milyon para çıkardık buraya, TL parayı. Aslında buranın da 40 milyon TL ihtiyacı var. Onu da Büyükşehir Belediye Başkanı inşallah PDP tamamladık. Bu tesisi bitirmeyi düşünüyoruz. Önce spor bölümü bitireceğiz. Akabinde herkes biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız millet başına çok önem veriyor. Özellikle çok ciddi anlamda. Çok ciddi anlamda. Ve doğru projeyle doğru şekilde anlattığımız zaman 321 bin metrekare çok büyük bir alan bu alan. Bu alanı bize tahsis ettiler. Demek ki güvendiler, projemizi beğendiler ve güvendiler. Burada bundan sonra aynı zamanda orada bizim yılda 20 bin TL kar dediğimiz 12 metrelik alanı bize kesin olarak tahsis ettiler bize. Yani ya yıllık 250 bin de kardasın. Kar, elhamdülillah çok çok kardayız. Buradan bütçemize de faydası var. Tabii orada bir asıl önemli olan daha önceki belediyemizin yaptığı, projelendirdiği ama ve ihale çıkarttırdı 6,5 milyon TL civarındaki bir kırmızı reklamasyon projesi iptal aşamasına gelmişti. Gittik. Yine vekilimizle beraber uzun saatler boyunca bakan yardımcımıza anlattık niye olması gerektiğini. Çünkü bu ihalenin değeri şimdiki şartlarda 10,5 milyon TL çıkmış. Dolayısıyla dediler ki bu ekonomiklerde yapmamız ama bizim buraya itirazımız olduğunu, yapmamız gerektiğini anlattığımız uzun anlattık. En nihayetinde yatırım programını anlattırdık, hem öden çıkarttırdık. Yani çok büyük aşama kaderli işler bunlar. Ben hem vekilimize hem... Kolay değil çünkü anlatırken çok kolay gözüküyor ama altyapısı çünkü hazırlanmak zorunda diye düşünüyorum. Çok zordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hakan Çavuşoğlu, Bakanımız, İl Başkanımız Mustafa Eski özellikle el ele kol kola verdik. Refik Özen Bey çok destek oldu. Ahmet Kılıç. Ya tüm vekillerimiz almış oldu sağ olsunlar. Şuna inanıyorum. Güçlü oldu, güçlü oldu. Gerçekten ben bu anlamda yaşıyorum bu sene. Sağ olsunlar. Ya bu anlamda tabii yatırımlardan devam ediyoruz. Aslında şöyle bir iddia da tabii ki sizin ifadeniz Sayın Mustafa Esin aynı şekilde ifadesi var bizim daha önce Mustafa Kemal Paşa ziyaretinde. Türkiye'de yapılacak 10 büyük yatırımdan bir tanesi muhakkak Mustafa Kemal Paşa gelecek diye iddialı bir ifadesi vardı. Kesinlikle. Hatırlarsınız yani ben şurada isim vermezsem bundan 5-10 sene önce Türkiye'de İspanyollar rüzgar gülü imalatına girmek istiyor. Hatta Mustafa Kemal Paşa organ sanayisi olacaktı. Ama sonra çeşitli nedenlerden dolayı olmadı. Gibi. Buna bir hatırlatmada evet. Süre. Peki nasıl bir yatırım olacak? Nereye olacak? Bunu en azından şimdi, burada... Bizim organ sanayi bölgemizin %45 şu anda boş duruyor. Buraya Türkiye ölçeğinde Sayın Mustafa Eski'nde dediğimiz gibi Türkiye'nin ilk 10 büyük yatırımına geldiği zaman gerçekten hem istihdam bakımından sadece ilçemize değil tüm bölgemize faydası olacak. Aynı zamanda bizim için önemli olan otoban bağlantısı sağlayacak. Evet. Yani şu anda otoban bitti, inşaat açıldı. Ama bizim bu yoldan gittiğimiz zaman da böyle bir yatırıma mecbur otoban bağlantısı yapılması gerekiyor. Onun için hem o yönden, hem istihdam yönünden, hem bölgeye faydası yönünden, hem de otoban bakımından Mustafa Eskin Bey'le gerçekten canlı şekilde çalışıyoruz. Ya bu çok çok önemli. Çok yine önemli. Biz tabii sanayi bölgelerine devam edelim. Sizin şu an parselasyon noktasında çalışmanızı devam ettiriyoruz. Evet. Küçük sanayi sitesi çalışmanız var. Buna da yoğun bir talep olduğunu duyduk en azından. Evet. Özellikle baktığımızda ilerleyen süreç içerisinde Manisa'da
İthal Otomotiv Fabrikası kurulursa, ismini vermedi, reklam olmasını da vermiyorum. Evet. Eğer kurulursa Mustafa Kemal Paşa önemi biraz daha kesinlikle kazanacak. Yani. Çünkü hem Manisa'ya yakınlığı noktasında, aynı zamanda Manisa otomotiv üretimi uzak bir kent ama Bursa yakın bir kent. Bursa'nın da en yakın kentlerinden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa kesinlikle. Manisa'ya. Bu anlamda neler demek ifade etmek istersin? Şimdi hem aynı orası yaptığımız yer, yani 400 milyonluk alan orası, COBİ'de düşündüğümüz alan. Hem Bursa'nın otomotiv tecrübesi ve bu konudaki hakimiyeti. Çünkü mühendis kökenli olsun bunu çok daha rahat düşünüyorsun yani. Kesinlikle. Akabinde hem bizim kendi organizasyonun bitişik olması, onlar da entegre, onlara da faydası olacak. Hem de bölge İstanbul 2 saat, Manisa 2 saat, tam orta noktadayız. Dolayısıyla ben bu ilçe belediye başkanı olarak coğrafi yönden yararlanmam lazım. Kullanmam lazım benim avantajım artık bu saatten sonra. Otoban gelmediyse madem başka yollarda İstanbul getirmem lazım. Bunun için gece gündüz hem orayı planlıyoruz hem tarım planlıyoruz. Aslında ya tarımı planlarken de baktığımızda yine bölgenin en büyük hayvan satış merkezlerinden biri de yine Mustafa Kemal Paşa da bu anlamda. Geçmişte yine isim vermiyorum ama Mustafa Kemal Paşa denince aslında baktığımda Mustafa Kemal Paşa şöyle benim hayalimde. Herkes İnegöl büyük diye bakıyor ama geçmişte Mustafa Kemal Paşa'nın nüfusu İnegöl'den daha fazlaydı. Bunu bizim büyüklerimizden bile, sizin muhtemelen rahmetli annemizden, babalarımızdan öğrendiğimiz için söylüyorum. Ama Mustafa Kemal Paşa sanayinin zaman zaman geriye düşmesi, bir kısmının dağ köyü olması, bir kısmının ova köyü olması belki bunu gerimsetti. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın bir kısmı Orhaneli'ye dayanıyor, bir kısmı Susurlu'ya dayanıyor, bir kısmı Karacabey'e dayanıyor. Tam öyle anlamda baktığımızda doğru mu yanlış mı ifade? Doğru ve aynı zamanda Bursa'nın en büyük ilçesi 135-136 tane mahallemiz var. Bunun 110 tane kırsal mahallemiz var. Dediğim gibi Bursa'nın en büyük en büyük ilçesi yüz ölçüm bakımından. %20'si kapsıyor neredeyse. Dolayısıyla hitap etmek de çok zor. Yetişmek de çok zor. Hem bu şekilde sıkıntımız var ama bir yandan da zengin çeşitliliğimiz, tarımımız, sanayimiz, doğal mermerlerimiz, bunlar da aynı zamanda çeşitlilik fark ettiriyor. Yani Türkiye beyaz mermerler tozu çok kesinlikle önemli. Kesinlikle. Her yönden faydalı olmaya çalışıyoruz. Her şeyi planlıyoruz. Yeter ki biraz sabır istiyoruz. Aslında ben Mustafa Kemal Paşa, o klasik anlar işte Mustafa Kemal Paşa tatlısı işin en kolay tarafıdır. Onu herkesin bildiğidir yani. Evet. Ama tatlıdan çok daha tatlı olanlar var. Aslında onun üzerine değinmek istiyoruz yani bu anlamda bugünkü programımız çünkü. Çünkü Mustafa Kemal Paşa deyince benim aklıma İşte eski isimle kırmasına baktığımızda tarihe mal olan Atatürk'ten gelen bir isim Mustafa Kemal çok önemli bir isim bu anda. Yine Türk siyasetine önemli isimler çıkartmış. Yani bölgeden çıkan milletvekilleri var, bakanlar var, akabinde ama şu var. Mustafa Kemal Paşa önemli bir kavşak. Aslında üzerine durulması gereken nokta evet. Bu. Yani İzmir'le bağlantıyı kuruyor, Balıkesir'le bağlantıyı kuruyor ama zaman içerisinde maalesef o eski büyüklüğü unutulmuş diye düşünüyorum. Siz düşünün. Ben de katılıyorum. Aynı zamanda böyle bir coğrafi konjonktür kullanamamış. Elimizde kaçırmışız. Aslında çok daha rahat büyüyebilirdik. Çok daha rahat büyüyebilirdik. Çok daha büyük fabrikalar getirip burada yatırımları da yapabilirdik. Maalesef, birazdan ona geleceğim zaman kalırsa tabii inşallah. Tabii kalır, yani sorun yok zamansız. Lazım. Bu kısır çekişmeler bizi üzmüş. İnşallah bundan sonra bu kısır çekişmeler olmaz. En bir ilçemizi kalkındıracağını düşünüyorum. Bu manada çalışmamız var. Göreceksiniz yakın. Hem ilçe merkezimizde hem ilçe kenarında ilçemizi diğer illerle entegre edecek projelerimiz var. Bunları yaptığımız zaman ilçemizde ne istihdam sorunu kalacak? Ne tarım sorunu kalacak, ne sanayi sorunu kalacak. İlçenin parlayan yıldızı, şu anda bölgenin parlayan yıldızı Mustafa Kemal Paşa. Parlayan yıldızdan devam edelim. Yine tekrar özellikle entegrasyon sağlama noktasında turizmde çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda senelerdir var olan ancak kendisine pek fazla fayda sağlamayan diye ben bunu özellikle ifade ediyorum. Tümbül'de kaplıcalar evet. Var yani. Evet gidiyoruz orada bir kaplıca var. Gitmeseydi ama... görmeseydi orada bir kaplıca var. evet, yani evet. Girmeseydi içerisinde bir kaplıca var ama kesinlikle. O kaplıca yarı çalışan bir kaplıca gibi gözüküyor yani. Yani. Eskiden ifadesi ise köylerde hamamlar vardı ya aynı pozisyonu. Bu hamamdan başlayalım. Hamamdan kaplıcaya, kaplıcadan termal turizme nasıl gideceğiz? Nasıl şimdi, bir ortası var? Önce iyi test etmek lazım. Bunun için Afyon'a gittim. Afyon'un bu işi piri biliyorsunuz. Kesinlikle nasıl yapmışlar? Nasıl Gazlıgöl özellikle dediğimiz müthiş, bir bölge. Yani orada Afyon gerçekten... Yaylabağı Belediyesi'ne geçer. Kesinlikle süper yapmışlar. Suyun tabiri caizse hem etinden hem sütünden faydalanmışlar. Hem jeotermal enerjiden Afşet kanalıyla evet, ismini verelim hatta. Afşet kanalıyla. O elektrik üretmişler, ısıtma da kullanmışlar, otelde kullanmışlar. Selacık kullanmışlar. İşte ben de bunların nasıl yaptığı geçen 3 gün boyunca onları inceledim. Hatta aynı zamanda o sıfatı da söyledi. Yani jeotermal belediyeler başkan yardımcısı oldu da bu enerji kentleri birliği oldu. O başkan vekili oldu bunun. Onun işte o sıfatımla gittim incelemeye gittim. Dolayısıyla buradaki suyun derecesinin önemli olduğunu gördüm. Bizim 45 metre suyumuz bulunmuş, bırakılmış. Şimdi bu ay itibariyle başlıyoruz. Birkaç yere sondaj veriyoruz. Çok pahalı bir sondajı ilçemize bedava yaptıracağız.
ücretsiz kenarcı kentli bildirimden olmasından dolayı ücretsiz yaptıracağız Allah'ın izinden. Suyu daha sıcak bulmamız lazım. Daha sıcak bulduktan sonra hem ısıtmada hem seracılıkta hem oteller yapıp kullanmada hem de elektrik üretim bakımında yapabilmemizle uğraşacağız bunun için. Ama bunun için uğraşmak lazım, dertlenmek lazım. Ya akabinde ya, burada oturduğu yerde olmuyor zaten. Olmuyor. Bunu dertlendikten sonra da sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız gelen oteller bizim oraya göndermeye başladı zaten şu anda. Bir iki tane gelen otel var. Şu an orayı inceliyorlar. Gerçi sit alanı olduğu için gereksiz bazı alanlardan çözüp onları planlayacağız bunları da. Allah izin verirse. Ama önce suyu bulmamız lazım. Daha sıcak suyu bulmamız lazım. Çünkü baktığımızda Kütahya'da 80 derece civarında olurken tabii biz 51 derece. 51 derece. Çünkü Aslanapa'da orada bildiğimiz Kütahya yöresinde bildiğimiz 80 derece yaklaşan su sıcaklığı. Orada da yani şey gibi Afyon'un Kütahya'nın petrolü gibi aslında sıcak su. Kesinlikle. Şimdi şöyle bizim de 45 derecede 51 derece ulaşmışlar bırakmışlar. Afyon bunu 150 derecede bulmuş. 150 metrede bulmuş. Sondajda. Biz de sondajı yaptıracağız. Eğer sıcak bulursak her türlü anlar kullanacağız suyu inşallah. Biz suyu bulduğumuz anda bırakmışız. Aynen o şekilde baktığımızda. Aynen. Çok önemli. Önemli. Aslında yavaş yavaş bir de şey var. Sosyal proje. Dün sosyal medyanızda gördüğüm için söylüyorum. İsim vermiyorum kayda. Aslında bu çok çok önemli. Allah derman atmasın ama baktığımızda özel bir hastane ilçenizde anlaşma yapmışız. Sadece SGK ile ilgili herhalde verilen ücret karşılığı muayene. En azından bu duyuru hastane ismi zaten biliyordur. Ona ismi vermeye gerek yok. Bunda en azından bahsederseniz. Şimdi bir devlet hastanemiz var. Bir de sağ olsun yatırım yaptılar. Bir hastanemiz daha geldi. Özel bir hastane daha geldi. Millet, ilçe halkımız biliyor. İlçe oturduk. Sağ olsun sahibinle konuştuk. Perşembe günleri o devletin vermesi gereken 15 TL'yi verdikten sonra sadece doktor muayenesi ücretsiz olacak. Tabii görüntüleme, MR, kan bunlar ücretli onlar ama. Onlar kanlı ücretler. Onlar ücretli ama neticede doktorla birebir konuşup teşhis koyduracaklar. Gerisi artık onlara kalmış. En azından halkımıza faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Aslında yavaş yavaş da şeye değinmek lazım bu sürecin içerisinde. Murat Esarnıcı'dan bahsettik, Suruç'tan bahsettik ama aslında bahsedilmesi gereken noktada sizin belediye başkanlığı oturduğunuz süreçten itibaren özellikle kadınlar ve engellilere yönelik artı pozitif ayrımcılık yaptığınız gruplar. Bunlarla evet. ilgili neler söylemekse kadın ve aileyle ilgili özellikle başlar. Kadına var, engellilere bile, hayvanlara bile. Yani her türlü canlıya var aslında. Yani. Şimdi bir tane bir bayan psikologa kaldık. Zaten sosyologumuz vardı. En önem verdiğim şey aile birliği. Aileler dağılmasın. Boşanım olmasın, sıkıntın vardır. Allah muhafaza. Derdin varsa, derdini anlatamıyorsan çok gizli bir şekilde gel bizim psikologumuza anlat derdini. Çare bulsunlar. Ne derdin var? Aileler ne sıkıntın var? Öyle insanlar geliyor ki çocuğun madde bağımlısı konuşamıyor. Ne yapacağını bilmiyor. İşte psikologumuz anlatıyor. Psikologumuz onu yönlendiriyor. Nereye başvurması gerektiğini uğraşıyor. Bunlarla ilgili olarak da faydamız oluyor insanlara. Aynı zamanda engellilerimiz zaten merkezimiz kurulmuş. Onlarla işte çeşitli, şu anda bugün konuşuyoruz zaten daha. Onun ürettikleri ürünleri Suruçlu'da, tesislerini satmayı düşünüyoruz şimdi. Onlar da böyle geçimimizde faydaları olsun diye düşünüyoruz. Hem topluma kazandırıyorsunuz hem de kendi yiyeceğini içeceğini bu şekilde halletmiş olsunlar. Akabinde bir hayvan barımız vardı. Öyle yapılmış ama öylese kalmış. İşte hayvan barımızı tertemiz hale getirdik. Düzenledik ama nasıl düzenledik? Halkımızdan hayvan severler oluşan interaktif bir komisyon kurduk. Tamam halkımız istiyor. Ne istiyorsunuz ne yapalım? Şu anda plastik geri dönüşümde malzemeler ilçemize konuluyor. Hayvanlarımıza yuva yapılıyor. Mamamatikler alındı. Kuşlarımıza ağaçlara şu anda yuva yaptırıyoruz. Kuşlara yuvalar oluyor. Yani her türlü canlıyı yaratılandığını tüm seviyoruz. Ya şey aslında baktığında Karaca bir de Ulağbat var. Bizde de Mustafa Kemal Paşa'da onun benzeri yer olacak diye bir şey bakmak olacak, lazım. Olacak inşallah. Şu anda şeye bakmak lazım. Tabii bu kadar konuşurken barınaktan bahsettik, şeyden bahsettik ama benim aslında sizin Mustafa Kemal Paşa'ya ilerleyen süreç içerisinde baktığımızda hem Karaca'ya hem Mustafa Teknostaf var. Ama Mustafa Kemal Paşa'da gönlümüzden geçen bir üniversite olması bu konuda neler evet. yapmak istiyorsunuz yani? Şimdi ilk geldiğim hafta rektör böyle randevu almıştım. Onun pek ilk değişen rektörden, ilk önceki rektörden böyle bir tavır olduğunu gördüm. Ama şimdi yeni gelen rektörümüz çok niyetli. Şöyle diyor, Karaca'ya da böyle bir tane lazım, Mustafa Kemal Paşa'da bir tane lazım. Gelin ortak noktaya tarım ve doğal taştan bir şey kuralım, üniversite kuralım dedi. Butik yani, üniversite olsun diye. Butik üniversite olsun, Uludağ Üniversitesi türevleri olsun. Tamam, amenna. Hani kör üstede bir göz, Allah verdiği göz civarında aynen. tam orta noktaya, ilçemiz tam orta noktaya hem Karaca Bey'i, hem Mustafa Kemal Paşa tam orta noktasına güzel bir butik üniversite koyalım. Zaten tarım memleketiyiz. Tarımla ilgili ziraat fakültesi olsun, doğal
taş dediğimiz mermerimizle ilgilenen fakülteler olsun. Böylece her ilk ilçe kazansını düşünüyoruz. Ali abimiz, Ali Hoşkan da çok değerli bir belediye başkanı. Sağ olsun onunla beraber inşallah bu bölgeyi kazanmak için uğraşıyoruz Allah'ın izniyle. Ya bu çok çok önemli. Çok önemli. Ya bana, aslında bu sene içerisinde sizlerin Sayın Bölge Milletvekili çalışmasıyla çiftçinin mağduriyeti gibi bir çalışma vardı. Aslında bu belki çabuk unutuldu ama domates fiyatları bir ara tabana kadar düştüydü. Evet. Aslında bunun üzerine değinmek lazım. Çünkü insanların yaşamlarını onunla idame ettiriyorlar. Baktığımızda Mustafa evet, Kemal Paşa gibi ilçelerde. Çünkü o süreci aslında 33 kuruşa kadar, doğru hatırladığım kadar, yanlışım varsa düzeltin. Doğru. 33 kuruşa kadar düşen şey Sayın Vekil'in artı sizlerin çabasıyla artı Ziraat Odası Başkanı ile zannedersen 55-60 kuruşa kadar çıktı. Aslında bu süreci hatırlatma noktasında bence bir kere hatırlatabilir miyiz? Tabii şimdi aslında domatesin bizim Türkiye'nin çok büyük bir ihtiyacını karşılıyor domates. Alternatif ürün olmayınca domates her yerde sulamada açılınca bazı yerlerde ürün düştü. Şimdi vekilimiz ne yaptı burada? Pancar kooperatifini açtırdı. Pancar fabrikasını açtırdı. Bir önceki Ali Hoşkan yöntemini, Saadettin Akkoyun'u hep beraber getirdiler, açtırdılar. Sonra biz geldik, yine bunu konuşuyoruz. Alternatif ürün olduğu zaman, çiftçimiz belli ürün ektiği zaman, ürün ekip azaldığı zaman, ürün de değerleniyor. En önemli şey bu. Ürün çeşidine girmiş, oluyor. Dolayısıyla ürün çeşitlenince de çiftçimiz her yönde kazanıyor. Şu anda yine Eva Saftap, sağ olsun Sayın Mustafa Vekilimiz, Türkiye Genel Müdürü getirdi ilçemize. Kendi geldi, kendi gezdi, anlattık durumu. Polar durumunu anlattık, kota durumunu anlattık. Yine pancar ekiminde artış devam ettiği sürece domatesin ben para yapacağına inanıyorum yani. Aynı zamanda kendimi zaten kırsal müdürlük kurdum. Tarımsal müdürlükler kurdum. Onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bu tarımsal müdürlükte ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz Sayın Başkanım? Şimdi şöyle, daha yeni kurdum. Neler düşünüyorsunuz o zaman? Şunu düşünüyorum. Biliyorsunuz kooperatif şey önemli bizim memleketimizde. El birliği önemli. Her şeyde olduğu gibi tarımda da el birliği önemli. Aynı zamanda hibe, köylümüze aramatik ürünler neler yapabilirler? Bununla ilgili yönetici ve çalışanları bulduğum zaman, ki onunla uğraşıyorum, araştırıyorum. Yani işi bilen, işi bu işi yapmış kişilerle araştırıyorum şu anda. İşin başına getirdiğimde bu insanlar çıkacaklar her akşam kahve kırsal mahalle mahalle gezecekler. Köylümüze, çiftçimize diyecekler ki bakın bunu ekersiniz, hibesi şöyle yönlendirecekler insanları. Dolayısıyla bu olayda olduğu zaman da çiftçimiz hem aramatik ürünler para kazanacak hem de ürün çeşitliliği olacak. Aslında yani bir anlamda baktığımızda çifte kazanç olmuş olur. Çünkü kesinlikle. En azından birinden zarar ise birine kar edecek, en azından dengeyi kuracak. Ve böylece benim müdürlüğüm de çiftçimizi yönlendirme harekete geçecek. Çiftçimiz bunu bilemez tabii hibenin ne olduğunu. Aslında bu tabii ki ben Türkiye'deki en önemli 90'lardan bir tanesi kağıt üzerine var olan kooperatifler yeterli şekilde işlevselliği kavuşmasını düşünüyorum. Ben bu anlamda aslında ben biraz da bir reklam arasında ama reklamlardan sonra ana konuya değinmek istiyorum. Sizin geçen birkaç ay önce vatandaşla ilgili aslında yetkilerinizi devrettiniz diye ben size bir projeniz var. Evet. O projeyle ilgili biraz giriş yapalım. Ondan sonra da kısa girişten sonra reklamlara gireceğiz. En azından ipuçları verilmiş reklamlara biz, önce. Biz geldiğimiz zaman bu seçimde gezerken gördüm. Vatandaşımızın bize gelmesinin de bizim vatandaşa gidip ayağına gitmemiz gerektiğini gördüm. Niye? Yani müşteri mesela yani o anlamda bak. İşte neyse bir eve girdim. Kadıncağız teyzemiz 60-70 yaşlarında. Kocası yatalak. Bir oldu spastik engelli. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla onu nasıl yönlendireceği gerektiğini öğrendim. Hemen biz gelin seçilince biz geldik ekibini bir ekip kurduk. O zaman burada kalalım. Biz tamam. Geldikten sonra biraz sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra biz geldikte devam edeceğiz. Evet.